devletini kurmak istediğinizde, gerçek devletini kurmak istediğinizde bu şekle, bu resme bakarak devleti çok rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi bir de bunu biz Proteus'ta elektronik devlet çizimini yapıp orada bir simülasyonu yapalım. Bakalım. Öncelikle Arduino'nun, ben buradan Arduino için gerekli devre kurulum için gerekli Proteus'umu buraya açmıştım. Proteus'ta da hemen gerekli devre elemanlarımı hemen buradan aratarak çağırıyorum. Ohmluk direncimi de ekledim. Okey dedikten sonra kapattım. Arduino Uno'mu alıyorum. Tamamen şu çizim alanının tam ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra da devre elemanlarımı sırasıyla yerleştireceğim. Bağladıktan sonra butonla direncin tam bu noktasından, ikisinin birleşim noktasından bir tanesini 3 numaralı ayağa, bir tanesini ise 2 numaralı ayağa bağlayacağım. Evet, 2 numaralı ayağa bağladım. Fakat burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arduino'muzdan bir 5 volt alıp butonları beslememiz gerekiyor. Ama burası simülasyon programı olduğu için burada bir 5 volt ayağa koymamışlar. Peki ne yapacağız? Burada power diye bir pinimiz var. Bu pinden faydalanacağız. Evet, butonlara bastığında artık Arduino'muza 5'er voltları gönderebiliyoruz. Yani bir bilgisi gönderebileceğiz. Her butona bastığımızda 5 volt gönderecek. Daha doğrusu high bilgisi veya bir diğer ifadeyle dijital olarak bir bilgisi göndermiş olacak. Şimdi 5, 6, 7 nolu ayaklardaki ledlerimizi bu butonlara basarak kontrol etmek istiyoruz. Bu kontrolü yapabilmek için de gerekli şu anda led dizilimlerini gerçekleştirelim. Birincilikle ben kırmızıyı nereye bağlamışım? Bakın 5 nolu ayağa bağlamışım. O zaman burada da kırmızı ledimi 5 nolu ayağa bağlamam gerekiyor. Evet, şu şekilde aldım, buraya yerleştirdim. Şimdi sıra geldi sarı ledi almaya. Bakalım, sarı ledimiz görünmüyor burada. Onu ekleyememişiz demek ki. Tekrar ekleyelim. Led-yellow yazacaktık. Evet, üzerine çift tıkladım. Yellow ledimi de ekledim. Sarı ledimi de hemen üstüne yerleştiriyorum. Bunu da alıyorum. 5 nolu ayağa bağlayacağım. Hemen özür dilerim. 6 nolu ayağa bağlayacağım. 5 nolu ayağa bağlantımızı yapmıştık. Ve daha sonraki ledimiz de mavi ledimiz. Hemen mavi ledimi de buradan aldım. Bunu da 7 nolu ayağa bağlayacağım. Evet, 7 nolu ayağa bağladım. Yine her bir ledimi ucuna direnç bağlayarak toprak hattına indirmem gerekiyor. Hemen dirençlerimi de alayım burada. 220 ohmluk dirençlerim var burada. 220 ohmluk direncimi aldım. Klavyeden eksi artı tuşlarına basarak elemanımı döndürdüm. Şöyle yatay bir şekilde. Yatay bir şekilde döndürdükten sonra hemen diğer uçlarına da toprak hatlarımı da hemen yerleştirmek istiyorum. Yine klavyede artı eksi tuşlarıyla bu toprak hatlarını da bu şekilde çevirdim. Buraya yerleştirdim. Buraya bağladım. Buraya bağladım. Evet, bağlantıları bu şekilde gerçekleştirdim. Evet, devre kurulumumuz gerçekleşti. Yalnız bu devremiz bu haliyle çalışmaz. Çünkü içine gerekli yazılımı da hazırlamamız gerekiyor. Şimdi sıra geldi tüm ayaklarımızı tanımlamaya. 2 tane ayağımız, 2 ve 3 nolu ayaklarımız bizim giriş. 5, 6, 7 nolu ayaklarımız ise çıkış olarak ayarlanması gerekiyor. Hemen bunları birlikte ayarlayalım. Evet, pin mod komutunu kullanarak bunu yapabiliyoruz. Pin mod komutunda kaç tane kullanacağız? Gördüğünüz üzere 5 tane kullanacağız. Hemen 5 tane kopyalayarak ve yapıştırarak Ctrl C. Bakalım yapıştırabilecek miyiz? Evet. 5 tane yerleştirdim.
Şimdi birinci pinimiz 2 numaralı ayağımız. 2 numaralı ayağımızı ne yapacağız? Butonla bilgi girişi olacağı için oradan giriş olarak ayarlayacağız. Bunun için 2 input dedim. İkinci girişimiz 3 numaralı ayağımızda. Buna da 3 virgül input diyorum. Evet. Bir sonraki ayağımıza baktığımızda çıkış olarak LED'i yakması gerekiyor. 5 numaralı ayağımız. Bunun için de 5 virgül output diyorum. Evet, bir sonraki ayağımız 6 numaralı ayağımız 6 virgül output diyorum. Bir sonraki ayağımız 7 numaralı ayağımız, buna da 7 virgül output diyorum. Evet, 7 numaralı ayağımız burada görülmekte. Evet, bunları pinlerini bu şekilde ayarladıktan sonra biz bu devremizde ne yapmak istiyoruz? Kısaca ondan sizlere bahsedelim. Butonlardan bir tanesine bastığımızda işte belli bir yönde ledlerimizin yanmasını, bir diğerine bastığımızda diğer yönde ledlerimizin yanmasını istiyoruz. Yani sola sağa şeklinde. Ben şimdi bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir şey yapacağım. Bütün buradaki elemanları seçip sol ve sağ uygulaması için döndüreceğim. Bakın buradaki tüm bloğumu seçtim. Seçtikten sonra burada döndürme var. Blok rotate diyor. Bunu bakalım. Ne kadar döndürelim? 90 derece döndürelim. Bakalım nasıl bir döndürme gerçekleştirecek. Evet. 90 derece döndürdüm ve butonlarımız burada görüldüğü üzere. LED'lerimiz burada. Hatta şöyle bunları bir miktar da aşağı doğru kaydırabiliyor muyuz deyip bakalım. Bir miktar kaydırabiliyoruz zannediyorsam. Şimdi buna göre bu bakış açımıza göre kodlarımızı yazmak istiyorum. Birinci kod bloğumuz şu şekilde olacak. Bir alt program yazacağım. Alt programı da şurada tamamlayacağım kendim. Birinci programımız void diyorum. İlk defa size program içinde program yazmayı gösteriyorum. Bu da sola şeklinde. Yani ledlerimizden sol butona bastığımızda ledlerimiz sol tarafa doğru yanmasını istiyoruz. Ve bununla ilgili bir program bloğu yazıyorum. Şu anda küme parantezi açtım. Enter'a bastığımda zaten küme parantezi aşağıda otomatik kapattı gördüğü üzere. Burada ben açtım. Enter'a bastım. Şimdi gerekli program kodlarını yazacağım. Bakalım buradaki kodlarımız nasıl bir program kodu olacak. Digital write diyoruz. Parantez açtım. Parantez kapattım. Noktalı virgül. Bunu yazdıktan sonra birinci ledimize bakıyorum şu anda. Birinci ledimiz 5 numaralı pinde. 5 numaralı pindeki ledimi hemen bir konumuna getirdim. Aynı komut satırından evet, sağ olarak değiştirdim. Yani 5 numaralı pindeki ledimiz sağ tarafta kalıyor ekranımızın sağında. Onun için sağ dedim. Bir tane sağ taraftaki led yansın isimli kod bloğumu oluşturdum. Bir tane daha yazıyorum. Bu sefer de sol olanı yazacağım. Sol diyeceğim. Parantez açtım, parantez kapattım. Ve küme parantezini açtım ve kapattım. Ve bunun içinde de yine bu sefer diğer durumu yazacağım. Diğer durumum da sağ tarafa. Sağdan sola geçsin istiyorum. Sol içinde bu sefer 7 nolu pindeki dedim yansın. 5 nolu pindeki dedim sönük olsun istiyorum. Bir sonrakinde de flash yapsın. Flash yapsın istiyoruz. Hemen bunu da yapalım. Void flash isimli bir program oluşturalım. Burada hemen yine küme parantezini oluşturdum. Flash içinde şöyle bir şey istiyorum. Yani digital write'la bütün ledlerimizin yanmasını ve sönmesini istiyoruz. Hemen bunu yazıyorum. Digital write diyorum. Parantez açtım, parantez kapattım. Ve önce 5. ledin aynı anda 1 olmasını istiyorum. Daha sonra 6. ledin 1 olmasını istiyorum. Aynı anda yanmasını istiyorum yani. 6. led içinde yine buraya 6 yazdım. Hemen bir sonraki kısma gidiyorum. 7. dediğimde 7 diyoruz. 7. dediğimde 1 olması istiyorum. Yani flash demek hepsinin aynı anda yanması ve sönmesi demek. Bunları da bu şekilde yazdım. Yazdıktan sonra araya bir gecikme koyuyorum. Tabii ki delay diyorum. Delay şimdilik 500 milisaniye olsun. Evet.
Daha sonra da 500 milisaniye sonra, yani yarım saniyede bir ledlerimi aynı anda yanıp sönmesini istiyorum. Üstelik kod bloklarını kopyaladım buradan. Tekrar alta aldım ve hepsine şu şekilde 0 yazıyorum. Şimdi asıl programımızın çalıştıracağımız kısma gelelim. Burada bakalım neler olacak. Hemen size gösterelim. If biliyorsunuz eğer demek. Girişten gelen bilgiye bakacağız. Girişten gelen bilgi okumak için digital read komutu var. Bunu size göstermiştik. Birinci butonumuz gördüğünüz üzere iki nolu ayağa bağlı. İki nolu ayaktan gelen veriyi oku diyeceğiz. Ve bu buradan gelen veri 1'e eşit mi, yani butona basılı mı kontrolünü yaptıracağız. Yaptırdıktan sonra şunu diyeceğiz. Programın çalışmasını istiyoruz. O zaman şuraya şunu yazacağız. Sağ parantez açtım, parantez kapattım, noktalı virgül. Yani biz iki nolu pine bastığımızda sağ isimli alt programın çalışmasını istiyoruz. Dolayısıyla sağ isimli alt program çalışırsa sağdaki led yanacak, diğerleri sönük kalacak. Yine aynı kod bloğundan bir daha kullanacağız. Bu sefer de sol taraftakini yapmak istiyoruz. Onun için tekrar digital read ile bu sefer sol taraftaki led'i yakmak için sol taraftaki butona basmamız gerekiyor. 3 nolu ayakta bu da. 3 nolu ayaktaki butona basılı olup olmadığını kontrol etmek için digital read eşittir 1 mi? Yani 3 nolu pinden gelen veri 1 mi? Bunu kontrol edeceğiz. Eğer 1 ise hemen sol isimli bizim alt programımızın çalışmasını istiyoruz. Yani küçük programımız, buradaki programımızın çalışmasını istiyoruz. Bu haliyle sağ ve sol kodlarımızı yazdık. Bakalım çalışacak mı programımız? Bir denemesini yapacağız. X dosyası şu yolda. Hemen burada kopyalıyorum. Ctrl C dedikten sonra, klavyemle Ctrl C'ye bastıktan sonra hemen Arduino'nun üzerine çift tıklayarak penceresini açıyorum. Program file kısmına bu yolu yapıştırıyorum ve OK'ye basıyorum. Bu durumdayken simülasyonumu çalıştırıyorum. Evet, simülasyonum çalıştı. Butonlardan bir tanesine basalım. Denemenizi yapalım. Gördüğünüz gibi sağdaki butona basarsam sağdaki led, soldaki butona basarsam soldaki ledim yanıyor. Bir sonraki varyasyonumuz neydi? Her iki lede basarsak, ikisini birlikte basarsak flash yapmasını istiyoruz. Hemen bu kısmı da sizlerle yazalım. Evet, bunun için yazacağımız kodlarımız şu şekilde. If diyoruz. Yine parantezimizi açtık, kapattık. Şurada ismini kopyalayabilirsiniz. Küçük program parçacıklarını altta çalıştırıyoruz. Buraya hemen yapıştırıyorum. Tabii ki buradaki şartımız ne olacak? Her iki butona basıldığında. Her iki butona basılıysa bu işi yapsın istiyorum. O zaman digital read diyorum. Parantez açtım ve iki nine bağlı butona basıldığında, yani orası bir olduğunda ve V için şöyle iki tane işaret kullanıyorum. İki tane şartı tek bir if'in içine yazabilmek için birleştiriyoruz yani. Digital read diyorum. Bu sefer 3 nolu pinden bir bilgisi geliyor mu? Bunun da kontrolünü yaptıracağız. Evet, bu durumdayken evet, 1 milisaniye dedim. Parantez kapattım. Sönük kalma süresinde ayarlamamız gerekiyor. Şuraya da 1 milisaniye olsun. Birer saniye aralıklarda yanıp sönsün istiyorum. Tekrar derlemeyi gerçekleştiriyorum. Simülasyonumu durduruyorum. Ve şu şekilde çalıştırıyorum. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi flash şeklinde çalışıyor. Evet, bugünkü konumuzda küçük alt programları tanımladık. Küçük program parçacıklarını isim verdik. Bir tanesi ismi programımızın sağ, bir tanesi ismi sol, bir tanesi ismi flash. Ve bu programları aşağıda gerçek program çalıştırma bloğunun içinde, yani void loop bloğunun içinde kullandık. Bu programları istediğimiz sayıda aşağılarda çağırıp tekrar çalıştırabiliriz. Bugün aslında sizlere bir alt program nasıl yazılır ve ana programın içinde
çağrılarak nasıl çalıştırılır bunu size göstermiş oldum.